Bu destek üzerine sorular soruyordu Davut Bey. Bu 1960'taki mesela Tunta, Menderes hükümetine karşı yapılan, Demokrat Parti'ye karşı yapılan girişim, sonunda üç bakanın asıldı ve insanların bunun bedelini hapis yatmakla bile ödeyemediği, hala krizini yaşamakta olduğumuz büyük bir darbe. Ama bunun meclisinden bir desteği vardı. CHP destekliyordu bu Tunta darbesine. 80'de yaşadığımız darbe ise meclisin içindeki bütün partilere karşıydı. Fakat terörle birlikte konuşlandırıldığı, dizayn edildiği için görünüşte bir halk desteği vardı darbeye karşı. Yani halk tutulduk, terör bitecek şekilde bir desteği sağlanıyordu. 28 Şubat bunların her ikisinden de farklı. Her ne kadar başta Refah Yol koalisyonuna karşı yapılandırıldığı hissedilse de bunu tek tek hepimiz yaşadık. Yani belli bir siyasi partiyle spesifik olarak koşullandırılmış bir darbe değil. Zaten postmodern olması da bundan kaynaklanıyor. Şöyle bir şey. Bir gece, işte akşam yemeklerini yediler insanlar, televizyonlarını seyretmek üzere oturdular, işte anne, baba, çocuklar, büyük anne, büyük baba varsa, birdenbire televizyonlarını açtılar ve birinci tehlike olduklarını öğrendiler. Sarılar işte daha az dinler olan kesimler, dinler aletmiş olmayan kesimler, seküler kesimler var, tutmak istediklerinden. Çok muhafazakarlı, ortodoks muhafazakarlı var. Gerici diye bir şey yok. Gerici diye bir kavram nerede olur? Sovyetler Birliği'nde var. Devrime karşı çıkan eski Çarlık Beyliği veya işte özleyen anlamda. Bu anlamda 28 Şubat tabii ki Türkiye'deki yaşanmış askeri darbeler içinde bir anlamda en hafifidir çünkü kimse asılıp öldürülmemiştir. Ama bir anlamda da en ağırıdır. Çünkü sadece Sibel Hanım'ın işaret ettiği gibi birkaç siyasetçiye, belirli siyasi partiye, 12 Eylül'de olduğu gibi siyasi partilere ve siyasi aktivistlere değil, çok geniş bir toplumsal kesime, bu kesimi Türkiye'de zayıflatmak, onu devlet kurumlarından dışlamak, ona ikinci sınıf olduğunu tekrar hatırlatmak ve dahası onun bekasını da büyük ölçüde ortadan kaldırmak. Çünkü eğitim imkanlarını, kendini yeniden üretme, çocukları okula gönderme imkanlarını ortadan kaldırmak, onları değişmeye zorlamak şeklinde güzel bir projedir. Ve bunun normal karşılanması o dönemde gerçekten demokratik bir bakış açısından anlaşılabildi yalnız normal karşılanması. Burada şunu da hemen belirtmek istiyorum. Bu biraz bizim hatta yani 23 Şubat'ın normal karşılanması, devletin niteliği konusunda dahi bence biraz düşünmeleri gerekir. Çünkü demokrasi teorisinde devlet, toplumsal sözleşme denen bir şeye dayanır. O da şudur. Bir toplum, bir devleti oluşturacak olan bir toplumda, farklı kesimler, onların seçilmiş temsilcileri otururlar, anlaşılır. Allah'a şükürler olsun. O karanlık günlerden bu işte darbelerin yargılandığı günlere bizi getirdi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizi unutmayın, biz de sizi unutmayacağız.